4. sınıf Türkçe dersi 2. dönem 2. yazılı soruları. İlk bölümümüzde metnimiz var. Metnimizi okuyup metinle ilgili soruları cevaplandıralım. Öğretmen yoklama yapınca Orhan'ın olmadığını gördü. Bunun üzerine ailesiyle görüştü. Orhan'ın hastanede olduğunu, beslenme yetersizliğinden hastalandığını ve hastaneye götürüldüğünü öğrendi. Öğrencilere, "Çocuklar, yeterince beslenemezseniz vitamin eksikliğinden dolayı hastalanırsınız. Orhan gibi yemek seçmeyin. Sağlıklı olmak için her besinden yeteri kadar yemelisiniz," dedi. Birinci soru, kim okula gelmemiştir? Orhan okula gelmemiştir. İkinci soru, Orhan okula niçin gitmemiştir? Orhan hasta olduğu için okula gitmemiştir. 3. Orhan nereye götürülmüştür? Orhan hastaneye götürülmüştür. 4. Orhan neden hastalanmıştır? Orhan beslenme yetersizliğinden hasta olmuştur. 5. Sağlıklı olmak için ne yapmalıyız? Sağlıklı olmak için her besinden yeteri kadar yemeliyiz. 6. soru. Cümlede paranteze belirtilen yerlere hangi noktalama işaretleri girecek? Evet, eyvah demiş. Burada bir ünlem olması gerekiyor. Burada dikkat etmemiz gereken ünlem ifadesinden sonra büyük harfle başlanmış mı, başlanmamış mı? Büyük harfle başlanıldan dolayı ünlemi buraya koymamız gerekiyor. Cüzdanım düşmüş. Evet, burada cümlemiz normal bitti. Soru anlamı da yok. Burası nokta olacak. Gördünüz mü diye soru soruyor. Dolaylı olarak cevabımız B şıkkı. 7. soru. Aşağıdakilerden hangisi kalın ünlü harf grubudur? Ünlü harf. Evet, zaten baktığımız zaman A şıkkında buradaki T ve K harfleri ünsüz olduğu için, B'deki harflerin hepsi ünsüz olduğu için zaten eledik. Ünlü harflerimiz bizim arkadaşlar C şıkkındakiler. Kalın ünlülerimiz D şıkkındakiler. İnce ünlülerimiz. Cevabımız C şıkkı. 8. soru. Buradaki verilen kelimeleri alfabetik sıralamaya yapalım. İlk harflerine bakalım. B harfi var. G harfi var. T harfi var. O var. Tekrar T harfi var. B harfi ilk başta olduğu için Bakraç, daha sonra Gurbet, 3. olarak Okka. En sonda T harfiyle başlayan 2 tane kelimemiz kaldı. 2. harflerine baktığımız zaman A ve U var. A daha önce geleceği için önce tacir ve en son tuhaf kelimeleri sıralanabilir. 9. Birinci sütundaki altı çizili sözcükler ikinci sütundaki soruların cevabıdır. Ayrıcının içinde soru numarasını yazınız. Çocuklar evin bahçesinde toplandı. Evet, burada çocuklar dediği için arkadaşlar. Kim? 5 numara. Manavdan erik aldık. Ne aldık? Erik aldık. 4 numara. Yarın Ankara'daki teyzeme gideceğiz. Yarın kelimesinin sorusu arkadaşlar. Ne zaman? 1 numara. Az önce ağlaya ağlaya merdivenlerde indi. Nasıl indi? Ağlaya ağlaya indi. 2 numara. Yarım saattir hastanede bekliyorum. Nerede? Hastanede bekliyorum. 10. soru. Buradaki kelimelerin zıt anlamlarını yazarım. Zengin, fakir, genç, yaşlı, kirli, temiz, bayat, taze, kuru, yaş veya ıslak. On birinci soruda eş anlamlarını soruyor. Misafir, konuk, harp, savaş, talebe, öğrenci, öğretmen, muallim, iki tane harf var, hekim, doktor. Eş anlamlarını da yazdık. 12. soru, kalem sözcüğünü ismin 5 haliyle cümlelerde kullanalım. Evet, burada ben sadece kalemin hal ekleri gelmiş halini yazacağım. Buna göre cümlede kullanalım. Yalın hali kendisi kalem. E hali kaleme. İ hali kalemi. D hali
kalemde. Ve son olarak den hali kalemden. Şimdi bunları cümle içinde kullanalım. Cümleleri yazmayacağım, söyleyeceğim. Bakkaldan kalem aldım. Kaleme kelimesini cümlede kullanalım. Kaleme kağıt yapışmış. Kalemi kelimesini cümlede kullanalım. Arkadaşım kalemi verir misin? Kalemde kelimesini cümlede kullanalım. Kalemde leke var. Kalemden kelimesini cümlede kullanalım. Bu kalemden bende de var. 13. soru. Özlem'e çok kızmıştık. Benden özür dileyince onu bağışladım cümlesinde noktalı yeri hangisi yazılmalıdır? Özlem'e çok kızmıştım ama benden özür dileyince onu bağışladım. 14. Şiirimiz var. Yukarıdaki dizelerdeki şair hangisine seslenmektedir? Dalgalandığın yerde ne korku ne keder. Gölgende bana da yer ver. Sabah olmasın, günler doğmasın ne çıkar? Yurda ay yıldızın ışığı yeter. Burada bayrağı seslenmektedir. 15. Cümlelerden hangisinde sebep sonuç ilişkisi yoktur? Soba çok yandığı için oda sıcak oldu. Sebep sobanın çok yanması, sonuç sıcak olması. Ödevlerimi bitiremediği için geç yattım. Sebep ödevlerini bitirememesi, sonuç geç yatması. Hediye aldığım için çiçek getirmedim. Sebep hediye alması, sonuç çiçek getirmemesi. Kediler için minder yaptım. Burada sebep sonuç yoktur. 16. Kırılmak sözcüğü hangisinde gerçek anlamıyla kullanılmamıştır? Cam büyük bir gürültüyle kırıldı. Gerçek anlam. O sözlerden dolayı sana çok kırıldım. Mecaz anlam. Ağacın dalları fırtınada kırıldı. Gerçek anlam. Fincan yere düşünce kırıldı. Gerçek anlam. C şıkkında mecaz anlam. 17. Yukarıdaki kelimeleri anlamlı ve kurulu cümleler oluşturduğunda sıralama nasıl olur? Benzer, yetişen ağaca, susuz çocuk, kitapsız büyüyen. Evet, kitapsız büyüyenle başlayacağız. Yani 5 numarayla başlayacağız. Dolayısıyla olarak B ve D şıkkında ne dedik? Kitapsız büyüyen çocuk, susuz, yetişen ağaca benzer, cevabımız C şıkkı. 18. Şimdiki aklım olsaydı derslerime daha çok çalışırdım cümlesinde hangi duygu belirtilmektedir? Pişmanlık vardır. Aşağıdaki cümlenin hangisine nesnel, öznel ise örfi koyunuz diyor. Bence en güzel ders müziktir. Bence dediği için arkadaşlar bu kişiden kişiye değişebilir. Özneldir. Ankara Türkiye'nin başkentidir. Bu bilgi değişmez ve nesneldir. 20. soru. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde yüz kelimesi farklı bir anlamda kullanılmıştır? Daima yüzü gülerdir. Surat anlamında. Bu kitabı 100 lira. Sayı anlamında. Beni görünce yüzünde. Yine surat anlamında. Yüzündeki sivilciler. Yine surat anlamında. Cevabımız C şıkkı. Eğitim videomuz burada sona ermiştir. Yeni eğitim videolarla tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Takipte kalın.